Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz aslında meclisin de konusu olduğu vergi paketi üzerinden Türkiye'deki vergi adaletini konuşacağız. Herkesin konuştuğu bir konu bu. Şirketler vergi vermiyor, şirketler vergi kaçırıyor. Şimdi bu bölümde şirketleri aklamayacağız. Aslında sistemin bütününü masaya yatırmaya çalışacağız ve enteresan bir soru soracağız. Yasa dışı olan ile gayrimeşru meşru olan arasında bir ilişki var mı? Yasal mevzuatın sınırları içinde olsanız dahi Gayrimeşru bir pozisyonda olabilir misiniz? Enteresan bir soru. Bölüm boyunca bu sorunun neden enteresan olduğunu kavrayacağız hep birlikte. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda şirketlerin vergi vermediği, vergi levhaları üzerinden matrahsız gözüktükleri sosyal medyanın ana belirleyici konularından bir tanesi oldu. Buna karşılık itam altındaki şirketler de "Hayır, biz vergi veriyoruz. Bakın şu kadar vergi verdik, bu kadar vergi verdik." şeklinde açıklamalar yaptılar. Fakat bu açıklamalar hakikati ıskaladı. Çünkü örnek veriyorum, bir şirket sadece tek bir vergi vermiyor, kurumlar vergisi veriyor. Örneğin damga vergisi veriyor, KDV veya ÖTV de veriyor. Fakat KDV ve ÖTV'de şirketler doğrudan kanuni mükellef olmakla beraber fiili mükellef vatandaş. Yani zaten vatandaştan toplanan parayı hazineye yatırıyorlar. Bu haliyle şirketler aslında verginin yüklenicisi değiller KDV ve ÖTV'de. Verginin yüklenicisi vatandaş, son ödeyici o. O halde şirketlerin ödemesi gereken vergi hangisi? Bu noktada gelir üzerinden, şirketin geliri üzerinden ödenen vergi kurumlar vergisi. Eğer ki sizin bir şahıs şirketiniz varsa veyahut siz bir kişiyseniz sizin gelirinizin vergisi ise gelir vergisi. Şimdi meseleye biraz daha yakından incelemek adına gelirin ne demek olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Bu böyle vergi dersi gibi düşünmeyin lütfen. Söz konusu bu tanımın üzerinden aslında vaziyeti, hakikati daha doğru kavruyoruz. Gelir ne demek? Gelir birim zaman içerisinde elde edilen para diyelim buna. Yani çok daha teknik bir tanıma kavuşturmak mümkün ama birim zaman içinde yani bir stok değişken değil. A tarihinden B tarihine kadar elde ettiğim paradır. Fakat bu para bürüt marj değildir, net gelirdir. Yani giderler düşüldükten sonra kalan tutardır. Kemiksiz olacak yani gelir. Böyle cirodan bahsetmiyorum. Peki gelir vergisi kanununa göre geliri nasıl elde edebilirsiniz? Gelir vergisi kanunumuz bizim 7 çeşit gelir türü oluşturmuş. 7 çeşit. 1. Ticari kazanç. 2. Zirai kazanç. İşte ticari kazanç ne yapıyorum? mal alıyorum. O mala bir katma değer yüklüyorum, satıyorum veya mal alıyorum, onun türevine dönüştürüyorum. Örneğin sütü peynir yapıyorum, peynir satıyorum. Ticari faaliyet. Ticari kazanç ya da zirai kazanç olabilir. Çiftçilerimizin kazandığı para, bir toprak var, o topraktan elde edilen zirai faaliyetin neticesinde veya serbest meslek kazancı olabilir. Örneğin avukat olabilir, örneğin mimar olabilir vesaire. Ee, uzmanlık gerektiren bir işini satabilir. Örneğin ücretli olabilirsiniz. Başkasının nam ve hesabına emeğinizi kiralayarak gelir elde edebilirsiniz. Bir başka ihtimal, gayrimenkul sermaye iradı elde edebilirsiniz. Yani hiç emek olmadan irat, hani emeksiz irat, yat derler. Gayrimenkul mesela kira geliri elde edebilirsiniz ya da menkul sermaye geliri elde edebilirsiniz. Örneğin bir mevduat hesabınız vardır, o mevduat hesabına faiz geliri elde ediyorsunuzdur veya hiç bunlardan biri değilse diğer ücretler, diğer gelir ve iratlar şeklinde de para kazanıyorsanız gelir vergisi verirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de gelir elde ediyorsanız gelir vergisi mükellefisiniz. Eğer ki şirketseniz sizin faaliyetiniz Bunlardan ticari olandır. Yani gelir vergisi düzenlenen faaliyetler içinde ticari olanı şirket yapar. Şirketin bir anonim şirketin serbest meslek kazancı olmaz, ücret kazancı olmaz. Onların faaliyetleri de ticari. Şimdi bu şirketler vergi veriyor mu? Bizim odaklandığımız konu şirketler. Şirketler vergi veriyorlar tabii. Veriyorlar fakat bir mevcut yasal düzenleme, 2 Türkiye'deki ekonomik politik sistem şirketlerin vergiden kaçmasına son derece kolaylık tanıyor. Şimdi size ticari kazançta indirilebilecek giderlerden bahsedeceğim. Ticari kazançta bu giderler suistimali açık haldedir. Bu giderler gerçeği ıskalayarak raporlanabilir. Eğer ki denetim zayıfsa bir ekonomide o kadar çok gider gösterebilirsiniz ki matrassız hale gelirsiniz. Ticari kazanç elde eden bir şirket aydınlatma ısıtma giderlerini iş yeri kirasını, makina kirasını, kırtasiye, tekstil, ağırlama giderlerini, reklam yapar, reklam giderlerini, doğrudan üretimde çalışmayan personel giderlerini zaten düşüyor. Bir de üzerine doğrudan üretimde çalışmayan personel giderlerini, bu personele yaptığı sigorta giderlerini artı kendi mal varlığına yaptığı sigorta giderlerini, yani şirketin mal varlığına yaptığı sigorta giderlerini, bankadan kredi çeker, o kredinin faiz giderlerini, işle ilgili seyahat ve konaklama giderlerini. Liste daha uzun. Bunların hepsine toplam birirosundan Euro'sundan düşebilir. Biraz önce demiştim ya gider kemiksiz kalan paradır diye. Yani giderler düşüldükten sonra gelir, giderler düştükten sonra kalan paraya gelir diyoruz. E, o kadar çok gider gösterebiliyorsunuz ki siz faaliyete devam ettim ben bu faaliyete devam etmek için bu giderlere katlandım diyorsunuz ki e, artık bir süre sonra e, bayağı gelir elde etmemiş oluyorsunuz bu bahsettiğim kanun suistimali açık hale geliyor. Ne yapıyor kişi? Mesela iş yeri üzerine gösterdiği bir arabayı eşinin üzerine alıyor aslında. Eşini alıyor, eşinin kullanımını alıyor. eşi kullanıyor, hayatına, keyfine bakıyor. Her yıl bir de %20 oranında amortismanı, eşinin arabasını gider gösterebiliyor. Şimdi bu zaten hala hazırda bizim kanundaki boşluklar diyelim. Şimdi bu boşluklara politik kayırmacılığı ekleyelim. Eğer ki iktidar partisine yakın bir şirketseniz ya da iktidar partisindeki bağlantılarınız birkaç telefon uzaklığındaysa söz konusu bu giderleri rahatlıkla şişirirken denetimden de kaçabiliyorsunuz. Şimdi iki şirket düşünelim. Bunlardan bir tanesi iktidar partisine yakın, diğeri öyle, öyle apolitik bir şirket. Yani herhangi bir siyasi partiyle ilişkisi yok. Siyasi parti iktidar partisine yakın olan türlü giderler gösterip denetimden de uzaklaşarak giderlerini şişirip denetimden de uzaklaşarak vergiden kaçabiliyor. Aslında bu bir nevi kaçakçılıktır ama denetim olmadığı için tespit edilmiyor. Denetimden kaçabiliyor, diğeri dergi veriyor. E bu kişi enayi hale geliyor. Fakat bu kişinin enayi hale gelmesi ya da şirketin enayi hale gelmesi onun gururunu incittiği için önemli değil. Önemli olan bu iki şirketin rekabet edememesi. Bu şirket vergi vermezken bu veriyorsa bu iki şirket rekabet edemez. O zaman sistem bu şirketi de suça teşvik ediyor. Dolayısıyla vergi vermeme yönünde çok kuvvetli bir şirketler grubu ortaya çıkıyor. Bu grupta zaten iktidarla temas halinde. Bu haliyle mevcut şirketler yasa dışı bir şey yapmıyor olabilirler. Ama düzenleme o kadar aslında bu şirketlerin lehine ki bu şirketler hiç vergi vermiyor olabiliyorlar. Bakın dünyada son 15-20 yılda özellikle çok fazla tartışılan yeni bir kavram var. Tax Haven diyorlar buna. Dünyada Tax Haven diyorlar da bizde ne diyorlar? Vergi cenneti diyorlar. Türkiye Türkiye neredeyse bir vergi cennetidir. OECD'nin vergi cennetleri listesinin gri listesinde bakın FATF'nin gri listesi demedim ama OECD'nin vergi cennetlerinin gri listesinde Türkiye 9. sırada yer alır. Yani aslında Türkiye sermaye için aslında bir tür vergi cennetidir. Bakın Yasal mevzuat buna uygundur. Yasa dışı bir şey yapmanıza gerek yok. Kaçakçılık yapmanıza gerek yok. Zaten sistem sizi kayırır. Fakat sistemin sizi kayırdığını artık kör gözünüze sokacak kadar ileri giden bir aşama var. Ben bu aşamayı madem vergi konusu gündemde, gündeme getirmek, en azından gündemde tutmak niyetindeyim. Bizim kurumlar vergisi kanunumuz 2006 yılında çıktı. 2006 yılında bir kurumlar vergisi kanunu çıkardık. Şimdi 2006 yılında kurumlar vergisini kanunun çıkmasına niye ihtiyaç vardı? Daha önce de kurumlar vergisi vardı da niye 2006 yılında biz yeniden düzenledik kanunu? Çünkü sermaye gelirleri üzerinden bir vergi alıyorsanız eğer yeni düzen, 21. yüzyıl düzeni e, yenileye, reforma ihtiyaç duydurttu. Neden diyeceksiniz? Çünkü sermaye hareketleri serbestleşti. 1990'lar ve 2000'li yıllarda serbestleşince şu ortaya çıktı. E şimdi ben bir şirketim kardeşim, evet. Ben bir de Almanya'da şube açtım. Almanya'da da gelir elde ediyorum. Almanya'da elde ettiğim gelirim vergisini nereye vereceğim? Türkiye'ye verecek miyim? İyi de Almanya'da veriyorum. E şimdi hem Almanya'ya hem Türkiye'ye vergi verirsem çifte vergilendirilmiş olacağım. Dolayısıyla... Almanya ile Türkiye arasında bir çifte vergilendirme anlaşması olması lazım ki benim Almanya'daki şirketimin kime vergi vereceği belli olsun. Çifte vergilendirme anlamı. Bir de bazı ülkeler var. Bu ülkeler e, şu hizmeti sağlıyorlar size. Sermayedarsınız. Gel kardeşim benim ülkeme gel. Benim finansal sistemime kaydol. Benim finansal sistemime parayı yatır. Bankam benim bankama parayı yatır. E ben sana ne vaat ediyorum? Hiçbir şekilde getirdiğim paranın kaynağını sormayacağım diyorum. İster uyuşturucu parası, ister e, örneğin cinayet parası olsun, isterse büyük bir baron olun, isterse İngiliz kraliçesi olun fark etmez. Ben size bu parayı nereden bulduğunuzu sormayacağım. Artı size sadece bu hizmeti vermiyorum. Bir hizmet daha veriyorum. Kimseyle hiçbir uluslararası ekonomik kuruluşla ne OECD ile ne Birleşmiş Milletlerle ne IMF ile ne Dünya Bankası ile sizin kişisel bilgilerinizi paylaşmayacağım. Sizi aslında çok korumalı bir yere e, sokuyorum. Artı siz burada durduğunuz süre boyunca da vergi vermeyeceksiniz. Bak ne güzel. İşte biz bunlara tax haven veya Türkçe ifadesiyle Vergi cenneti diyoruz. İşte bu anlattığım nedenlerle 2006 yılında bir kan kurumlar vergisi reformu yapılması gerekti ve kurumlar vergisi yeniden düzenlendi. 2006 yılındaki kurumlar vergisinde çok enteresan vergi cennetleri de Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde vergi cennetleri de ilk defa bizim mali mevzuatımıza girmiş oldu. Vergi cenneti kurumlar vergisi kanunu tanımlandı. Denildi ki eğer ki vergi cennetindeki bir para Türkiye'ye geliyorsa Türkiye'de kurumlar vergisini yüzde %30 oranında uygularım. Normalde o tarih itibariyle kurumlar vergisi %20 idi. Ha dedi Türkiye. Eğer ki sen vergi cennetine gittiysen, vergi cennetinden parayı Türkiye'ye getiriyorsan ben sana yüzde %30 oranında kurumlar vergisi uygularım. Bu bence güzel. Yani bence de bu tip kirli finansal gizliliği satın almaya çalışan Para kirlenmeye çok müsait bir paradır. Nitekim bu para orada e, kara para aklamak için en azından çok işlevsel oluyor vergi cennetlerinde. Bu Türkiye'nin ekstra vergi almayı istemesi son derece normaldir. Fakat kanun şöyle bir şey dedi. E, anlatmış vergi cennetine böyle parasını getirirseniz dönüşte %30 vergi alırız vesaire. Ve sonra diyor ki altında. Vergi cennetleri listesi... Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Daha sonra tabii Bakanlar Kurulu kalktı. Vergi cennetleri listesi Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir dedi. Söz konusu bu vergi cennetleri listesini dünya e, sürekli kendileri açıklıyorlar. Hangi ülkeleri vergi cenneti saydıklarını açıklıyorlar. Nitekim bizdeki Kurumlar Vergisi'ndeki bu düzenleme gibi aslında Avrupa Birliği'nde de benzer düzenlemeler var. Mesela ben size Avrupa Birliği'nin vergi cennetleri listesini söyleyeyim. Bu aralar olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda da hiç duymadığımız ülkeler bunlar aslında. Amerikan Samoası, ABD Virgin Adaları, Cayman Adaları, Fiji Adaları, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seyşeller, Trinidad Tabaka, e Umman ve adını okuyamadığım bir ülke daha. Şimdi bu oralara para yatırdığınız zaman vergi vermiyorsunuz. Finansal gizliliğiniz müthiş şekilde korunuyor. Avrupa Birliği'nin listesi bu. Peki Türkiye'nin listesi ne? Burada kocaman bir soru işareti var. 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından, Bakanlar Kurulu tarafından vergi cennet listesi yayınlanır demişiz. O zamandan bu zamana 18 yıl geçmiş. Henüz Türkiye'nin, henüz Türkiye'nin bir vergi cennetleri listesi yok. Haliyle burada para kazananlar rahatlıkla paralarını vergi cennetlerinde tutup Türkiye'deki vergiden kaçınabiliyorlar. Bakın vergi kaçırıyorlar demedim. Vergiden kaçınabiliyorlar dedim. Ne fark var? Çünkü yaptıkları yasa dışı değil. Müsait. Vergi cennetleri listesinde maalesef Sayın Cumhurbaşkanı her nedense yoğunluğundan kaynaklı muhtemelen. Yoksa böyle şeyleri at atla atlamaz. Vergi listesinde Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık 18 yıldır açıklamıyor. Biz bu listede daha önce kimleri gördük? Örneğin Binali Yıldırım'ı gördük. Binali Yıldırım'ın e, oğulları daha önce Manadasında Adası'nda yani bu Avrupa Birliği'nin e, listesindeki önemli ülkelerden bir tanesinde hesabı olduğunu, orada şirketlerin olduğunu öğrenmiştik. O zaman da Biner Yıldırım demişti ki, e, yasal kardeşim ne sorun var? Bir kişi hakkında, ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak isterseniz, Türkiye'de ticaret sicilinin sitesine girersiniz, her türlü bilgiyi alırsınız. Efendim, Olmadı Malta'da, olmadı Panama'da, olmadı İberya'da gidersiniz. Yine internet üzerinden gitmenize de lüzum yok. 2 doları diyerek her türlü herkes hakkında bilgiyi alabilirsiniz. Peki yasaldır da işte bölümün başında sorduğumuz soruyu burada tekrar soralım. Meşru mudur? Yasal olan şey toplumsal olarak meşrudur diyebilir miyiz? Sağlıklı çalışan bir sistemde, toplumsal meşruiyet ile hukuki meşruiyet birbiriyle örtüşmesi gerekir. Ama sistemimizin sorunu maalesef budur. Toplumsal olarak meşru olan yasa dışı olabiliyor. Yasa dışı, yasal olan toplumsal olarak gayri meşru olabiliyor. Bu nedenle şirketlerin hepsi yasa dışı işler yapıyor değil. Hayır. Sistemimiz kirlidir. Sistemimiz kirli. Bu noktada devlet ile sermaye bana kalırsa bir işbirliği içinde bu zamana kadar vatandaşın sırtından geçindi. Bundan sonraki gelişmeleri bu çerçevede değerlendirmek bence faydalı olacaktır. Teşekkür ederim görüşmek üzere.